kedinizin hasta olduğunu nasıl anlarsınız? Öncelikle kediniz ne olursa olsun hastaysa genelde daha fazla uyur. Çok daha fazla uyur. Yemek içmek istemez. Özellikle mesela çok sevdiği, tercih ettiği konserveyi bile verseniz ya da sevdiği kuru bebek mamasını bile verseniz onu bile yemeyebilir. Tabii ki uyumasını ve yemek yememesinin haricinde kusma olabilir, ise olabilir, tüylerini hiç yalamaz, ağız içinde lezyonlar olabilir, burnunda akıntı, kulaklarında akıntı, gözlerinde şişliklik, kabarıklık, yani aklınıza gelebilecek her şey onlarla alakalı başınıza gelebilir. Ama kesinlikle size önerdiğimiz şey kulaktan duyma. Hiçbir ilaç kullanmayın. Bir kediye iyi gelen ya da kedinizin kardeşine, annesine, babasına iyi gelen şey sizin kedinize iyi gelemeyebilir ve ciddi şekilde alerji yapabilir. O yüzden hekiminiz önerisi olmadan, ona sormadan, özellikle antibiyotiklerden lütfen kaçının ve iyi olan hayvanınıza sürekli bir vitamin takviyesi yapmak zorunda değilsiniz. Artık yeni nesil tedavilerde probiyotikler çok öneriliyor. Ezbere lütfen ilaç kullanmayın. Bağışıklıkla alakalı sorularınız için hekim arkadaşınıza başvurun. Ama normalde bir kedi suyunu içiyorsa, mamasını yiyorsa, çişi kakası normalse, sizinle oyun oynuyorsa, kendini temizliyorsa ve onu sevdiğinizde mırlıyorsa zaten çok ciddi bir problemi yoktur. Ama karnında şişlik, bir solunum güçlüğü, kusma, ishalini bahsettiğim, aklınıza gelebilecek, bizde olan her şey onlarda oluyor. Öyle bir durum varsa lütfen vakit kaybetmeden hekim arkadaşınıza başvurun. Genelde bize maalesef ki hasta sahiplerimizin %80'i çok ciddi durumlarda geliyor. Artık kedi bir haftadır yemek yemiyor, 10 gündür yemek yemiyor. Ciddi bir dehidrasyon durumu oluyor. Vücutta sarılık başlıyor. O yüzden lütfen onlara dikkat edin. Kediniz 3 gün yemek yemezse mukozalarında, gözlerinde ve derisinde sararmalar başlar. Lütfen kedinizin açlıktan sararmasını beklemeden, sarılık olmasını beklemeden hekim arkadaşınıza başvurun ki size daha kolay ve kedinizi daha az etkilenerek tedavisiyle yardımcı olsun. Kedilerimizde bir sürü viral hastalık vardır. Öncelikle sizin çok fazla gördüğünüz, sokak kedilerinde de yaygın olan rinotrakeit dediğimiz bir etken vardır. Rinotrakeitli kedilerimizin burunları sarı sarı, yeşil yeşil akar. Ve çok ciddi, eğer ki bu akıntıya müdahale edilmezse burun deliklerinin etrafında yaralar, aynı şekilde gözlerde de akıntı olacağı zaman tabii ki hem göz çevresinde yaralar hem de akıntıdan dolayı özellikle küçük göz kedilerde gözler kapanabilir ve korneya eriyip gözünü kaybeden kediler olabilir. Lütfen üst solunum yolu enfeksiyonu deyip aman nasıl olsa akıyor ama yiyor içiyor diye önemsememezlik yapmayın. Rinotrakeit, yani kedi nezlesi olduğunda lütfen hekim arkadaşınıza başvurun. Rinotrakeit solunum yoluyla bulaşır. Rinotrakeit olan kedinin yanına başka bir sağlıklı kedi eğer ki koyarsanız ona da geçebilir. Lütfen hava yoluyla bulaştığını unutmayın. Çok çok dikkatli olun. Onun haricinde tabii ki kedi lösemileri olabiliyor. Kedi viral lösemiler ve bakteriyel lösemiler var. Onun kanla anlaşılabiliyor. Artı AIDS, en çok kedi FIV dediğimiz kedi AIDS'i bulunuyor. Genelde kan yoluyla geçebiliyor. Çiftleşme esnasında da ensesini ısırdığı için dişinin kanını emebilen erkek kediler olabiliyor ve sürekli sokak kedileri onunla çiftleştiği için çok ciddi bulaşmalar olabiliyor. Tabii ki en fazla karşımıza çıkan koronavirüs dediğimiz mutasyona uğradıktan sonra FIV'e dönüşen ve çoğu kedide sulu ya da kuru formu bulunan koronavirüs, yani mutasyona uğramış hali FIV de çok fazla görülüyor. Maalesef ki bunların viral hastalıkların rinotrakeit haricinde tedavileri mümkün olan şeyler değil. O yüzden aşılama takviminden önce biz mutlaka hasta sahiplerimize viral hastalıklar hakkında bilgi veriyoruz. Tabii ki mesela bir panlokopeni de var kedilerde. Kedi gençlik hastalığı diye tabir edilir hatta. Kedi kusar yavru aşısız kedi. Onun haricinde ciddi boza kıvamında beyaz dışkı yapar.
yapar, ilerleyen durumlarda kanlı dışkı yapabilir. Lütfen hani aman olur parazittendir, şundandır, bundandır deyip önemsememezlik yapmayın. Hepsinin çok basit kandan olan versiyonları var, dışkıdan bakılan versiyonları var. Basit testlerle teşhis konulabilir. Lütfen hekiminiz sizden test istediğinde, biraz hani maliyetli olan testler olabiliyor ama lütfen daha kötü şeyler olmaması için, bazı şeylerin önüne geçmesi için lütfen test önerildiğinde geri çevirmeyin, hayır demeyin. Bütün testleri yapıldıktan sonra da sizden ricamız, kedinizle aşılamaları da yapıldıktan sonra uzun yıllar mutlu mesut yaşayabilirsiniz. O yüzden viral hastalıklar ve bakteriyel hastalıklar hakkında bilgi aldıktan sonra aşılamalarınızı düzgün yaparsanız kedilerimizle ilgili bir sıkıntı olmaz. Kediler çok basit bir sıkıntısı varsa, mesela en basiti kendini yaladı. Doğal olarak o tüyler boğazında kaldığı zaman, yani boğazından kastımız yemek borusunda ya da midesinde, doğal olarak ne yapacak? Eğer ki onlar ilerleyemiyorsa bir yabancı cisim gibi hissettiği için o kıl yumaklarını öksürerek öncelikle, sonra da kusarak aynı böyle bir bağırsak gibi, silindir gibi, yani kedinin kuyruğu gibi çıkartabilir. Bizim bunlarda özellikle tüy yumaklarına bağlı kusmayı önlemek için zaten yedik, hem macun kıvamında olduğu için o malt pastaları önermemizin sebebi, hem yemek borusunu, hem midesini, hem de bağırsağı kayganlaştırarak kakayla atılmasını sağlamak. Onun haricinde bakteriyel enfeksiyonlarda, karaciğer problemlerinde, viral hastalıklarda, sindirim problemlerinde, pankreas problemlerinde de kedilerimiz kusabilir. Bir şeker hastalığında aynı şekilde, böbrek hastalığında, yani bir sürü etkenle kediniz kusabilir. Ama bunu ayırt etmemiz için, bazı kediler çok yaramazdır, oyuncakları yiyebilir, yabancı cisimleri yiyebilir. Kusan bir kedide öncelikle biz isteriz ki bir röntgen çekelim. Bir yabancı cisimi elimine edelim. Ama yabancı cisimde röntgende çıkan sadece biliyorsunuz ki metal ya da taş, o tarzda şeyleri görebilirsiniz. Ama onun haricinde plastiktir vesaire, o ürünleri göremezsiniz. O yüzden onun için ilaçlı röntgen istenebilir. Tabii ki kan değerlerine bakmak istenebilir. Artı idrar telleri, kediniz kalitesiz mama kullanıyordur, ciddi bir sistite bağlı, idrar yollarında taş vardır, tıkanmış olabilir ve kreatin değeri artık işeyemediği için, tuvaletini yapamadığı için ciddi yükselir ve kediniz üre krizine girmeden önce kusabilir. Buna bağlı da bir kusma olabilir. O yüzden mutlaka tahlillerin eşliğinde kedinizin kusmasının sebebini öğrenin. Ona göre uygun mamalarla, uygun tedavilerle sağlıklı bir şekilde yaşamasına yardımcı olun. Kedilerimiz genelde 8. ayla 6. ay arasında kızgınlığa girerler. Kedimizin dişi ise eğer ki kızgınlığa girdiğini nasıl anlarsınız? Hasta sahibi bizi arar, Gözde Hanım bir şey oldu, herhalde beli kırıldı. Kedim ön bacakları yerde, poposu havada, ağlıyor, bağırıyor, bir şey oldu kesin. Biz hemen video isteriz. Tipik dişi kedimiz poposunu kaldırmıştır, ön ayaklarının üstüne eğilmiştir. Klitorisine masaj yaptığınız zaman kuyruğu hemen yana alır, çiftleşme pozisyonu olur. Kimisinin vajinasından şeffaf bir akıntı gelir. Kediler asla insanlar ya da köpekler gibi regle olmazlar, kan gelmez. Kedilerde şeffaf bir akıntı gelir. Klitorisi hafif böyle masaj yaptığınız, dediğim gibi çiftleşme pozisyonu alır. Erkek kediler de 6. ayı doldurdukları zaman genelde kızgınlığa girerler. Ama erkek kediler sürekli kızgınlıktadır. Kısırlaştırana kadar hep kızgınlıktadır. Maalesef ki kızgınlıktan hiç çıkamazlar. Testosteron miktarı çok yükseldiğinde ya da evde ciddi bir koku ya da etrafta bir koku aldığında, gerek bu bir erkeğin ter kokusu ya da bir dişinin östrojen kokusu olabilir, ona idrar bırakabilirler, işaretleyebilirler ve bu idrarın kokusu çok böyle bozuk turşuyla ayak kokusu arasında değişik, böyle etkili bir koku olur. O eve girdiğinizde bu evde bir kısır olmayan erkek kedi var diyebilirsiniz. O derece keskin bir koku vardır. Ama libidosu düşük olan bazı kediler vardır ya da çift cinsiyetli olan da kediler olabilir. Bakarsınız testisi vardır. Genelde 3 renklerde daha çok oluyor, 3 renkli erkekler. Bakarsınız kuyruk altında testisi vardır. Artı içeride de yumurtalık rahmi ve tüpleri vardır. Yani çift cinsiyetli olan kediler de olabiliyor. Onlara da özellikle dikkat edilmesi lazım. Ama kedimiz
6. ayı doldurduğunda eğer ki kilosu 2,5 kiloyu geçtiyse biz eğer ki sürekli çünkü dişi kedi kızgınlığa giriyor. Maksimum 14 gün sürüyor, bitiyor. Bir ay sonra, 2 ay sonra tekrar giriyor. 15 gün sonra tekrar giriyor. Bu periyodu yaşamasını istemiyorsanız, kedinizin bundan etkilenip bağışıklığının düşmesini istemiyorsanız ve çiftleştirmeyecekseniz de biz tabii ki kısırlaştırmayı öneririz. Ama kızgınlık anında kısırlaştırmak uygun değildir. Kızgınlık bittikten sonra kısırlaştırmak daha uygundur. O şekilde kedilerimizin pubertasları bittikten sonra gerek erkek gerek dişi ya da çift cinsiyetli kedi kısırlaştırma yaptırabilirsiniz ya da çiftleştireceksiniz ama çiftleştirseniz de o kadar yavruyu ne yapacaksınız? Sahiplendirebilecek misiniz? Uygun yaşam kalitesinde bakılabilecek mi? Hepsini iyi düşünmeniz gerekiyor. Gerek dişi olsun gerek erkek olsun kedilerde tabii kısırlaştırma işleminden önce anestezi protokolü uygulanır. Her şey normalse kısırlaştırması yapılabilir. Basit bir işlemdir. Ağrı eşikleri de yüksektir. Korkmayın. Hekiminiz size tüm detayları anlattıktan sonra çok rahatlıkla yardımcı olur. Bizim önerimiz tabii ki kısırlaştırma. Ama kısırlaştırmayı erken istemiyorsanız 2,5 yaşına kadar en geç bekleyebilirsiniz. Sonrasında tabii ki meme tümörü, rahim tümörü, piyometri olmaması için kısırlaştırmayı öneriyoruz. Bu şekilde kedilerimizle mutlu mesut yaşayabilirsiniz.